Ali ve at gelip kurtarırdı bizi dar ağacından. Asya'da, Afrika'da, geçmişte, gelecekte. Biz o atın tozuna kapanır ağlardık. Güneş kaçardı, ay düşerdi, yıldızlar büyürdü. Şairimiz Üstad Sezai Karakoç. Saygıdeğer Kültür Müdürü, çok kıymetli hanımefendiler, çok değerli beyefendiler, sevgili çocuklar. Ramazan-ı Şerif'in 23. gecesinde Eyüp Sultan Belediye'mizin ve saygıdeğer belediye başkanımız Deniz Köken Beyefendi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Ramazan etkinliğimize ve Profesör Doktor Mehmet Eminay hocamızın sohbetine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sezai Karakoç Üstad'ın Çocukluğumuz şiiriyle başladık bu geceki programımızı. Çünkü bu akşamki mevzumuz hayati bir konu. Çocuklarımıza Allah'ı nasıl anlatalım? Bu sorunun cevabını, bu konunun kitabını yazmış, bu mevzu üzerine, bu hayati öneme haiz mevzu üzerine düşünen, kafa yoran, fikir üreten, konuşan, anlatan, dertli bir değerimizden dinleyeceğiz. Hepinizin yakından tanıdığı bir isim, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Eminay hocamızı güçlü alkışlarınıza sahnede yerimizi almaya davet ediyorum. Kıymetli hocam, buyurunuz efendim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sizi ağırlamak. Sağ olun. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyorum. Ve Mevlamızın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun diye niyaz ediyorum. Civar-ı manevisinde bulunduğumuz Emir Eyüp Sultan Hazretlerine rahmetler niyazıyla sözlerime başlamak istiyorum. Kıymetli Kültür Müdürümüz, sizlere de, sizin şahsınızda, belediyemizin bu güzel kültür hizmetinden dolayı şükranlarımı arz etmek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Belediyemizin güzel bir etkinliği olarak böyle yazarlarla, fikir ve sanat erbabıyla siz kıymetli insanlarımızı, İstanbul'umuzun değerli sakinlerini buluşturmak, yaptıkları çalışmaları sizlere anlatmak, sizin de dinleyerek istifade etmeniz maksadıyla düzenlenen bu programlardan birine bendeniz de davet edildim. Büyük bir memnuniyetle şu anda hamdolsun aranıza katılmış bulunuyorum. Birazcık gecikme için hakkınızı helal edin. Bursa'dan başlayan bir seyahatin trafik akışı içinde bazı engelleri oluyor. Geciktiğimiz için kusura bakmayın lütfen. Kıymetli sunucumuz Kadife Sesli Selahattin Bey'in ifade ettiği üzere çok hayati bir konu. Belki 10 yıl önce de
hatta 20 yıl önce de bu konulu konferansı anne babalara, ilkokul öğretmenlerine, o zaman çok fazla değildi sayıları, anaokulu öğretmenlerine anlatmaya çalışan bir kardeşinizim. Fakat sanki bu son yıllarda çok daha önemli bir durum haline geldi. Çünkü özellikle gençlerimiz arasında deizm denilen, peygamberlik müessesesini kabul etmeyen bir anlayış, ateizm denilen, bir yüce varlığa inanmayı gereksiz gören bir anlayış, maalesef böyle ilmek ilmek işlenerek medya aracılığıyla, modernizm denilen, kutsalı olmayan bir anlayışın tezahürleri vasıtasıyla maalesef gençlerimiz arasında da daha bir yaygın hale gelmeye başladı. O sebeple anne babalar olarak çok önemli bir sorumluluk altındayız. Bu sorumluluğumuz bize dinimizin yüklediği bir sorumluluk, aynı zamanda bu sorumluluğumuz herhangi bir dini konudaki efendim bilgi dışındaki bilgilere de sahip olmayı düşünen insanlar için de bir anne babalık vesilesi, bir eğitim konusu. Dolayısıyla çocuklarımıza Allah'ı nasıl anlatma hususu herhalde her zamankinden çok daha önemli bir hale geldi. Ve bu hususu bizim çok iyi kavramamız, gereğine inanmamız ve ne icap ediyorsa anne babalar olarak, öğretmenler olarak yerine getirme mecburiyetimiz var. Eğer izin verirseniz önce bizim bu husustaki sorumluluğumuzdan birkaç kelam etmek istiyorum. O konu üzerine, o da şu aziz misafirler, kıymetli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz bize bir Müslüman olarak, bir mümin olarak bir sorumluluk yüklemiş. O sorumluluğumuz anne baba olarak evladımıza bizim dinini öğretmek gibi bir mesuliyetimizin olduğu bu sorumluluk. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bu örneğe de asıl teşkil edecek ayet-i kerimeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Mevlamız Tahrim suresinde Kur'an-ı Kerim'de 7. ayette şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. Bir cehennem anlayışı Müslüman için varlığına iman ettiğimiz bir hakikattir. Rabbimiz Teala'yı göremese de gözlerimiz, onun varlığına kalbimizle, aklımızla iman edenleriz. O cennetin ve cehennemin özelliklerini anlatarak bize bunların mevcut olduğunu bildiriyorsa biz buna iman edenleriz. Dolayısıyla cehennemin azabından koruyunuz kendinizi ve ailenizi diyorsa biz bu cehennem azabından kendimizi de ailemizi de korumakla mükellefiz ve selam. Peki neden acaba Yüce Rabbimiz bizim çocuklarımızı ne kadar çok sevdiğimizi bildiği halde önce kendinizden hitap ederek başlıyor. Önce kendinizi diye söz ediyor. Sonra ailenizi zikrediyor. Bunun hikmeti ne ola ki diye düşünmemiz gerekiyor. Biz de bunu bir örnekle aktarıyoruz. Diyoruz ki, efendim uçak yolculuğu yapanlar bilirler ki, daha henüz havalanmadan önce kabin görevlileri bir takım açıklamalarda bulunurlar. Derler ki şayet kabin basıncında bir değişiklik, bir düşme olursa önünüze oksijen maskeleri gelecektir. Siz bunları hemen yüzünüze geçirip rahat nefes almaya başlayabilirsiniz. Bu anonsu yaparlar, bir şeyi de eklerler. Derler ki eğer yanınızda çocuğunuzla seyahat ediyorsanız önce kendi maskenizi takmalısınız, sonra çocuğunuzun maskesini. Doğru olan budur, onun için böyle uyarırlar. İşte buradan yola çıkarak biz bu ayet-i kerimeyi çok rahat kavrayabiliriz. Sanki bize Rabbimiz demek istiyor ki, siz kendinizi
salih bir kişi haline getirmeden ailenizi, çoluk çocuğunuzu ıslah edemezsiniz. Siz kendinizi düzeltmeden, doğrultmadan ailenizi, çoluk çocuğunuzu irşad edemezsiniz. Sizin bu manada iyi insanlar olmanız gerekiyor ki evladınız da iyi insan örneğini sizden görsün ve bu manada iyi yönde etkilensin. Sadece bunun için bile, bu ayeti kerime bile bizim için yeterlidir. Onlara bir şey anlatabilmemiz için bizim kendimizin bilgili olmamız gerekiyor. Onlara doğruluğu, güzelliği, iyiliği anlatabilmemiz için bizim doğru, iyi ve güzel davranış sahibi olmamız gerekiyor. Ve tabii ki bilgili olmamız gerekiyor. İşte bu bizi bu manada sorumlu tutan çok önemli bir gerekçedir diyebiliriz. Ve sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, bir çocuğun anne babası üzerindeki haklarından biri de ona güzel bir isim vermesi ve güzel bir terbiye, eğitim imkanı sağlamasıdır. Bu son derece önemli bir konu, anne babanın üzerinde vazife. Bütün bunlar bizim için dini bakımdan bir gerekçe oluştururken, bakıyoruz binlerce eğitim kitabı yazılmış, ortaya çıkan bir ana fikir nedir derseniz, anne babanın vermiş olduğu bir eğitimi hiçbir okul, hiçbir sistem onun kadar tatlı, güzel, şefkat dolu, eğitici ve kalıcı bir şekilde veremiyor. Neden derseniz, çünkü ilk yıllarda çocuk annesinin kucağında büyüyor. Annesinin kokusuna aşina. Babasının gözlerinden yayılan şefkat parıltılarını görüyor. Başka hiçbir kimsede görmediği kadar. O sebeple eğitimciler derler ki, bir çocuğun karakterinin 1/3'lük bölümü 2 ila 6 yaşlarında teşekkül eder, oluşur. 2 ila 6 yaşları ise çocuğun, takdir edersiniz ki, anne babasının varlığı durumunda onun yanında geçecektir. Annesinin kucağında büyüyecek, babasının dizine yaslanacak. Annesinin babasının onu bağrına basmasıyla bir bağlanma, bir sükunet, bir teskin olma hali, bir huzur halini yaşayacaktır. Eğitim açısından da durum böyledir ve hiçbir kimsenin verdiği eğitimi anne babanın verdiği eğitim ile kıyaslamak mümkün değildir. En kalıcı, en güzel etkileri olan eğitim budur. İşte biz buradan yola çıkarak sevgili Peygamberimizin bir hadisi şerifine yönelip oradaki muhteşem bir bilgi birikimini sizinle paylaşabiliriz. Buyuruyor ki Peygamber-i Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimiz, doğan her çocuk fıtrat üzere dünyaya gelir. Onun bu hali konuşma çağına kadar devam eder. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan, Mecusi veya müşrik yapar. Eğer anne babası Müslüman iseler çocuk da Müslüman olur. Genellikle sizler belki duymuşsunuzdur, her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar diye. Kıymetli kardeşlerim, bu konu benim üzerinde çalıştığım bir yüksek lisans tezi olduğu için belki bundan yaklaşık 35 sene önce üzerinde çalışmak durumundaydım. Araştırarak bütün hadis-i şerifleri inceledim. Peygamber Efendimiz her bir hadis-i şerifte fıtrat kelimesinden bahsediyor sadece. Ve size aktardığım bu hadis-i şerifin son kısmında da eğer anne babası Müslüman iseler çocuk da Müslüman olur buyuruyor. Dolayısıyla bizim hadis-i şerifi anlamamız gereken hali budur. Fıtratı bir çocuğun dünyaya gelirken yüce bir varlığa inanmaya hazır halde dünyaya gelmesi olarak anlamalıyız. Bu yüce varlığın ismini
yanındaki annesi babası ona telkin eder. Onun bu fıtrat hali konuşma çağına kadar devam eder diyor ya Peygamberimiz. Konuşuncaya kadar o inançla, zihnindeki var olan inançla yaşayan çocuk, konuşmaya başlayınca ailesi ona inandığı yüce varlığın ismini söyler. Yahudi ise Yahova'dan bahseder. Hristiyan ise Lord God diye öğretir, dindar bir aile ise. Mecusi öyle, müşrik ise putların ismini öğretir. Müslüman ise daha doğumundan itibaren onun kulağına okuduğu ninnilerde, babasının dedesinin okuduğu ezanda Allah'ı işitir. Ve o kişi, o yavru, hu 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 Allah, sen uykular ver Allah ninnisini duyar. Ona bakanların maşallah, barekallah, ne kadar güzel bir yavru diye efendim sözlerini işitir. Velhasıl ona ilk olarak büyükleri Allah'ın ismini öğretince, Peygamberimizin ifadesi üzere o bir Müslüman olarak artık adımını atar, yürümeye başlar. Onun için sevgili Peygamberimiz, çocuklarınıza ilk öğreteceğiniz kelime Allah olsun, La ilahe illallah olsun buyuruyor. Siz de takdir edersiniz ki evlat sahibi olarak biz ona La ilahe illallah'ı öğrettiğimiz zaman çocuk ne ilahın ne manaya geldiğini bilir, ne Allah'ı kavrayabilir. Ama Peygamberimiz istiyor ki ona siz bu formatı verin günümüzün tabiriyle. Konuşmaya başlayınca İslam'ın tevhid inancını, bir Allah inancını o takliden de olsa söylesin. Dili Allah'ı söylesin. İşte bu ilk konuşmaya başladığı andan itibaren de çok önemlidir. Duyduğu şeyler de çok önemlidir. Onun inanç hayatında mutlaka bunları bizim önemsememiz gereklidir. Ve işte siz bunu öğretince konuşmaya başlar. Efendim o da bir şeyler söyler, besmele çeker, yemek duasını öğrenir ve İslam dinine adımını atar. Ama onun henüz daha vasıflarını bilmediği yüce Rabbimizi tanıma, bilme dönemi gelmiş demektir. O sebeple biz çocuklarımıza Allah'ı nasıl anlatalım sorusunun cevabını tamamen Rabbimizin onu yarattığı bu fıtrat üzere, onun duyguları, onun bilgi kapasitesi çerçevesinde çocuk psikolojisinin bize verdiği bilgilere dayanarak, ayetlere ve hadislere dayanarak anlatmaya çalıştık. O zamanki çalışmamızda ve 40 yıldır da bunu anlatmaya çalışıyoruz zaman zaman. Şuna kani olduk o çalışmayı yaparken kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz Teala insanoğluna iki temel duygu vermiş. Birisi işte bahsini ettiğimiz inanma, diğeri de bağlanma. Anne babasına o kadar sıkı bağlıdır ki çocuk, böyle yaratılmış, kokusundan annesini ayırt ediyor. Öyle bir özelliği var. Babasının bakışından onun şefkatini anlıyor. Bunları böylece Rabbimiz o anne babaya vermiş ki çocuk bundan etkilensin, ne anlatıyorsa ona inansın. Dolayısıyla çocuktaki taklit özelliği de fıtri, yaratılıştan gelen bir özelliktir. Biz iyi şeyler yaptığımızda o bizi taklit etsin diye. Biz buradan da yola çıkarak çocuklarımıza öğrettiğimiz şeylerin onlarda kalıcı izler bıraktığını çok rahatlıkla düşünebiliriz. Yüce Rabbimiz hakkında konuştuklarımız onlar için değişmez, sabit fikirler haline gelir. İşte Allah nerede diye sorduğunda siz ona Allah ne yerdedir, ne göktedir, kalbimizdedir dediğiniz zaman bunu aynen böylece tekrarlar, kalbinde olduğunu düşünür. Bu düşünce de onun için yeterli olur zaten. Kendisi düşündüğü zaman efendim, acaba gökyüzünde meleklerle birlikte oturan aksakallı bir dede midir diye, asla bu düşüncesinden dolayı ne günaha girer, ne onu kınamamız, ayıplamamız gerekir. Sadece o ne yerdedir, ne göktedir,
kalbimizdedir demeniz yeterlidir. Bunun gibi çok önemli diyebileceğimiz bir iki husus var. Onları size zikretmek istiyorum kıymetli kardeşlerim. Birisi şu, mutlaka unutmayacağız, biz her halükarda çocuklarımızdan ne dedesi ne babaannesi olarak değil, anne babası olarak birinci derecede biz sorumluyuz. Bu bilgileri ona vermekle biz mükellefiz. Çünkü Allah bizi bu hususta sorumlu kılmıştır, onun anne babası eylemiştir. Bu hususta yerine getirmeyenler bu görevini mahşer gününde Allah'a şikayet edilecektir. Kimi tarafından, kimin tarafından? Çocukları tarafından. Bu kadar önemlidir. Sonrasında şunu bilelim. Yüce Rabbimizin pek çok cemal sıfatı var. Bunun yanında zalimleri kahreden celal sıfatı da var. Fakat biz şunu bilelim ki, doğduğu zaman, dünyaya geldiği zaman bir bebek için annesine süt ikram eden Allah Teala, elbette ki çocuğun gözünde öncelikle şefkatiyle, merhametiyle anlatmamız gereken bir yüce varlıktır, Rabbimizdir. Onun bu sevgisinden bahsederek her türlü eğitimi vermemiz gerekirken, ondan korkutarak, onun bir takım sözlerde cehenneminden, cezalandırmasından söz ederek çocuğumuzu vazgeçirme anlayışından biz vazgeçmeliyiz. Şundan yana memnuniyetimi ifade edebilirim. Yıllar önce rastladığımız, gördüğümüz, tespit ettiğimiz görünüm, manzara, çocuk yaramazlık yapsa, bak Allah seni şöyle yapar, böyle yapar diyerek onu vazgeçiren anneler çoğunluktaydı. Fakat yavaş yavaş okunanlar, anlatılanların etkili olduğunu görüyoruz. Günümüz anne babalarının bu yola başvurmadıklarını, başvuranların sayısının da azaldığını görüyoruz. Bunu memnuniyetle ifade edelim. Zira düşünebiliyor muyuz? Bir yavruya dünyaya geldiği zaman içsin diye annesinden süt ikram ediyorsa Rabbimiz, bizim o çocuğun gözünde Mevlamızı, yaramazlık yapan bir çocuğu cezalandıran, gözünü kör edecek, taş edecek, cehennemine atacak bir varlık olarak düşünmesine, tasavvur etmesine yol açmamız acaba hakkımız mıdır, haddimiz midir? Bunu yapmaya bizim bu manada bir yolumuz, bir gerekçemiz olabilir mi? Hayır. Çocuklarımızın gözünde Yüce Rabbimizi, onları çok seven, onlar için çeşitli nimetler yaratan, onlar için efendim anne babasının, kardeşlerinin onu çok sevdiği bir ortam oluşturan yüce bir varlık olarak biz göstermeliyiz, söylenmeliyiz. Çocuk içindeki bağlanma duygusuyla böyle bir mabuda, ilaha, Allah'a çok rahatlıkla inanacak ve ona dua etme, duasının karşılığını da görme anlayışına kavuşacaktır. Şuna emin olabilirsiniz ki, eğer çocuk daha küçük yaştan itibaren gönlünde var olan Allah inancını bizler Allah sevgisiyle birlikte beslersek, bu çocuk çok güzel bir mümin oluyor. Nasıl derseniz, mesela canı diyelim ki çikolata istiyor, Allah'ım ne olur bana çikolata gönder diye çocukça bir duyguyla ama doğru bir mantıkla Allah'tan istiyor. O duası bile çocuğu mutlu ediyor. Çünkü Allah'a olan sevgisi var içinde. Ondan korkutulmamış. Onun Allah tarafından sevildiği telkin edilmiş. İnsan fıtratı yaratılış olarak sevildiği kimseden bir şey ister. Şu kalabalıkta küçük bir yavrumuz susasa hemen annesinin yanına koşar ve susadım der. Çünkü bilir ki derdiyle dertlenecek olan ilk kişi annesidir. Yok annesi orada diyelim, ablası vardır, abisi vardır. Hatta kendisine kızan abisine bile gene ondan ister.
Çünkü bilir ki bu manada derdini söyleyeceği kişi odur. İnsan sevildiği kimseden bir şey ister. Bir çocuk eğer Allah'ım bana işte şunu ver, bunu ver diye çocukça duygularla istiyorsa, onun istikbalde çok güzel bir mümin olacağını düşünebilirsiniz. Yeter ki onu isteyecek bir sevgiyle dolu olsun kalbi, biz öyle yetiştirelim. O küçücük çocuk çikolata, şekeri Allah'tan isterken 7 yaşına filan geldiğinde, kitabımızda da var bunun örneği, bir oğlan çocuğu diyor ki annesine, anneciğim geçen gün seninle hani çarşıya çıktığımızda bir oyuncakçıda uçak vardı ya, oyuncak vitrinde. Ha, ben onu çok sevdim biliyor musun? E güzel. Her gece dua ediyorum Allah'a. Ne olur onu bana nasip et diye. Biliyorum yani onu bana gökten atacak değil. Ama eğer isterse senin kalbine şu oyuncağı oğluma alayım diye verebilir. Ben bunu bekliyorum diyor. Bu bekleyiş de çok mantıklı, çok güzel, çok doğru bir anlayıştır. İşte bir süre sonra da bir şey istiyorsa eğer, kul olarak onun da yapması gereken şeylerin neler olduğunu çok rahatlıkla kabullenecek. Dersinde başarılı olmayı istiyorsa Allah'tan, önce kendisinin dersini çalışması gerektiğini kabul edecek. Ama bunların hepsinin temelinde işte Allah'tan her şeyini isteme gibi saf bir düşünce var. Çocuksu düşünce. Ve kıymetli dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Peygamberimizin bir hadisi şerifi var. Buyuruyor ki, sizler her şeyinizi, ama her şeyinizi Allah'tan isteyin. Hatta ayakkabınızın kaybolan bağını bile. Sandalet giyilir o zaman da, bir bağ koptuğu zaman giyilmez olur. O bağı bile Allah'tan isteyin. Yani değersiz bir şey gibi görmeyin. Her şeyinizi Allah'tan isteyin. İslam'ın bir mümine kazandırmak istediği çok ideal bir özelliktir. Allah ile irtibatını güzel kuran bir insan için kulun Allah'a duası asla karşılıksız kalmaz. Ya hemen olur, bunu hayatınızda yaşarsınız. Bir şey geçer gönlünüzden, kısa bir sürede gerçekleşir. Ya sizin için daha hayırlı olacak bir kısa zaman sonra, yahut da bu dünyada sizin ona kavuşmanız sizin için bir mahzur teşkil eder. Allah onu size ahiret hayatınızda daha güzel şekliyle lütfeder. Dünyada mahrum kaldığınız şey ebedi hayatınızın çok bir güzel mükafatı olur. Lakin sizin duanız asla karşılıksız kalmaz Allah'ın katında. Bunu öğretiyor bize dinimiz. İşte bu manada çocuğun da Allah'ı seven, ona bağlanan, onunla arasında bir sevgi bağı bulunduğuna inanan bir çocuk olarak yetiştiriyorsanız eğer, bunu başarabiliyorsanız, emin olunuz ki siz çok önemli bir iş gerçekleştirmişsinizdir. Gerisi çok önemli değil. Bizim en eğitimciler olarak üzerinde durduğumuz önemli nokta, çocuk Allah'ı severek ona bağlansın. Onun cehennemden şöyledir böyledir bahsederek, korkutularak değil, Allah'a sevgisiyle bağlanmasını sağlamanız yeterlidir. Sonraki yaşlarda, vicdan gelişimi 9-10 yaşlarında olur. O yaşlardan sonra siz eğer, bahsetmeniz gerekir, onu da söyleyelim, yapmamamız gereken şeylerden, kötü insanlar sebebiyle cehennemin varlığından da bahsedebilirsiniz. Bu dünyada nasıl suçlular için bir cezaevi var olması gerekiyorsa, bu dünyada ısrarla kötülük yapan insanların da cezasız kalmaması gerektiğini de anlatabilirsiniz. Ama çocukluk yaşlarında Allah'ın sevgisi her şeye yeter. Bunu da böylece açıklamış olalım. İnşallah bu manada yazılan çok güzel çalışmalar var. Onlarla hem Rabbimizi hem peygamberleri, iman esaslarını nasıl anlatacağımızı bildiren birçok çalışma var. İlahiyat fakültelerinde bir ana bilim dalı var. Din eğitimi ana bilim dalı.
Bu bilim dalındaki akademisyenler, çocukluk yılları, gençlik yılları, yetişkinlik, hatta yaşlılık döneminde din eğitimini nasıl vermemiz gerektiğini araştıran çalışmalar yaparlar. İşte inşallah bu manada yapılan çalışmalardan istifade etmemiz, çocuklarımıza Allah'ı nasıl anlatmamız hususunda bize bilgi verecektir kanaatindeyim. Bir iki soru almak suretiyle sizinle sohbet bölümümüzü bitirelim. Şu Ramazan gecesinde fazla vaktinizi almadan, sizi yormadan inşallah. Derler ki dinleyen anlatandan çok yorulur. Sorusu olan varsa alalım. Ne güzel. Sorusu olan yok. Demek ki inşallah iyi anlatmışız. Siz de herhangi bir soruya sahip olmayan kıymetli anne babalar, yakınlarsınız efendim. Kıymetli müdürüm, ben herhalde vazifemi yaptım sanırım. Sorusu olan kimse de olmayınca. Tabii, buyurun. Şimdi çocuklarda ölüm ve ötesini anlatmak için nasıl bir üslup ve yol izlenmeli? Evet. Soyut kavramlar çünkü. Doğrudur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hem kaza ve kader inancı hem de ahiret inancı çocuklarımıza anlatacağımız zor konulardan biridir. Çünkü ifade ettiği üzere kıymetli misafirimizin bunlar soyut görmediğimiz gaybe ait olan hususlar. Şunu bilelim ki çocuktaki bu hem tanıma bilme arzusu hem de kolay inanma özelliği sayesinde ona anlattıklarımızı doğru ve tutarlı, yeterli bir biçimde anlatmamız onun için yeterli oluyor. Yani bir felsefeci gibi inini cinini araştırmıyor çocuk. Sadece verdiğimiz bilgiler bize dinimizin temel esaslarına dayalı bilgiler olsun, onun öğrenebileceği şekilde aktardıklarımız olsun yeterlidir. Biz şimdi kaza ve kader inancını anlatırken bir daha önceden programlanmış, normalde yaşlı insanlar için, yetişkinler için bile mesela kaza ve kader inancı kavranılması zor hususlardan biridir. Hatta bir gün Peygamberimiz bu konu üzerinde konuşan ashabını görünce, siz bu konuyla sorumlu olmadığınız halde neden kendinizi bu kadar bu işle yoruyorsunuz? Sizden önceki ümmetler bu konuya gereksiz yere kafa yordukları için helak oldular buyuruyor. Kaza ve kader inancını bize anlatan kitaplardaki bilgilerle inanıp kabul etmek bizim için aslında çok önemli bir kolaylık teşkil ederken, üzerinde çok durup işin içine fazlasıyla girdiğimiz zaman çıkamadığımız durumlarda da sıkıntı oluşturmaktadır. Yetişkinler için bile böyle bir durum var. Bu hususta yazılan eserlere bakıp o bilgileri kendimizde ve çocuklarımızda uygulamamız emin olun yeterli olacaktır. Bize düşen şudur. Bu gibi hususlar Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıklanan bilgilerle bize iman etmemiz hususunda Rabbimizin verdiği bilgilerdir. Kader onun tarafından takdir edilir. İnsan olarak bize aklımız verilerek bir cüz'i irade verilir. O cüz'i iradeyle doğruyu yapmamız istenir. Onun dışında bizim dışımızda gerçekleşecek olaylardan sorumlu olmadığımız söylenir. Yani başımıza bir musibet gelse bunun sebebi ben miyim diye sormamamız gerekiyor. Çünkü bizim bir dahlimiz yok. Allah bazen tabii felaketlerle, bazen insanoğlunun yapmış olduğu, başkalarının yapmış olduğu kötü inisiyatiflerle böyle başımıza musibetler gelebilir. Şimdi mesela inşaatları doğru düzgün malzemeyle yapsa bu işten sorumlu insanlar,
herhangi bir sarsıntıda yıkılmayacak. Orada o inisiyatifi kötü kullanan kişidir. Yoksa orada o meskende efendim habersiz bir şekilde satın alan, orayı mesken tutan kişi değildir. Yani sorumluluk noktasında bizim aklımız bizim yapmış olduğumuz amellerle bizi sorumlu tutar. Kaderin böyle tarafları var. Ancak şunu bilelim ki kader-i ilahide bizim orada bulunmamız yazılmıştır. Bizim sorumluluğumuz olduğu noktada bir inisiyatif kullanmışsak o musibetten yana başımıza gelen hususta sorumluyuz. Yoksa eğer iyi bir insan isek bazen işte böyle durumlar oluyor. Bir enkaz altında kalarak vefat eden bir kimsenin şehitlik olarak, hükmü şehitlik olarak şehadet mertebesine ulaştığı peygamberimizin ifadesidir. Demek ki her zaman her şey çok kötü de olmayabilir. Bir insanın böyle bir mertebeyle göçüp gitmesi de güzeldir. İşin sorumluluk tarafı kader ve kaza inancında çok önemlidir. Bir cüz'i irademiz var. Onu efendim işte bu manada biz kullanmalıyız. Uçağa bindiğiniz zaman siz cam kenarını da seçebilirsiniz. Orta koltuğu da alabilirsiniz. Siz sunulan herhangi bir makul içeceği de içebilirsiniz. Haram kılınmış olan bir şeyi de tercih eden çıkabilir. Ama hiçbirisi bütün bunları yaparken uçak rotasını değiştirmeden o rotasında gider, gideceği yere gider. Cüz'i iradeniz sizin seçimlerinizdir. Külli irade de uçağın tespit edilmiş önceden rotasıdır. Daha uçak havalanmadan pilotlar bu rotayı tespit ediyorlar. Bizim sorumlu olduklarımız var, olmadıklarımız var. Ahiret hayatı da bizim çocuklarımıza anlatmamız kolay olmayan hususlardandır. Ancak işte ilk çocukluk yıllarında özellikle cennetten ve nimetlerinden bahsetmemiz, onun böyle hayal dünyası çok geniş. Küçük yaşta masalları çok önemsiyorlar ya çocuklar. Masallara gerçekmiş gibi inanıyorlar. Çünkü Cenab-ı Hak onları böyle yaratmış. Zihin dünyaları çok geniş ve sizin ahirete yönelik anlattığınız bilgiler, cennet hayatı, onun için çok rahat inanabileceği hususlardır. Ölümü de yine aynı şekilde, mesela bir insanın ruhunun bir yeşil kuş misali cennete uçup gittiğinden bahsettiğinizde çocuklar bunu makul karşılıyorlar. Ve yani bir nebze onların tesellisi olabiliyor. Ama takdir edersiniz ki bir fiziki ayrılık küçük yaşta annesinden babasından çocuğun kabullenmesi kolay olmayan bir şey. Bazen niye işte Allah benim annemi babamı aldı? Siz diyorsunuz ki Allah sevdiklerini yanına alır. Ben çok seviyorum, niye benden aldı diye bu soruları sorabilir. Ona çok şefkat göstererek sabırla bazı şeyleri anlatmak gerekiyor. Ve ebedi hayatın güzelliğini anlatıp da bizden önce o ebedi güzelliğe ulaştı. Biz de bir süre sonra onun yanına gideceğiz, tekrar kavuşacağız diye ayetler var. Yüce Rabbimiz bir salih insanı, bırakınız kendi çocukları, torunlarını bile o üzülmesin diye onun hatırını affedip onun sahip olduğu güzel amellerden hiçbir şey eksiltmeden onların hepsini cennette beraber kılacağını ayet-i kerimede bildiriyor. Bunları onlarla paylaşabilirsiniz. Asla bir ebedi ayrılık değil, geçici bir ayrılıkla bizden önce gitmiş, rahata kavuşmuş, sıkıntıdan uzaklaşmış. Her birimizin gideceği yere önceden yola çıkan kişiler olarak anlatabilirsiniz. Bir önemli nokta şudur değerli kardeşim. Orada toprağın altında ne yapıyor diye ona üzülüyor çocuklar. Niye yani toprağa işte gömülüyor, üstüne toprak atılıyor. Ruhun bundan etkilenmediğini ve iyi insanların ruhunun Allah'ın katında güzel nimetlerle rızıklandırıldığından bahseden ayetleri de okuyabilirsiniz mealini. Ve bir güzel müminin
Daha vefatından önce Fussilet suresinde anlatılır. Ölmeden önce son anlarında cennetteki makamı gösterilip onu uğurlarlar ahiret yolculuğuna melekler. Derler ki geride bıraktığınız çocuklarınız için üzülmeyin. Nereye gidiyoruz diye sakın tasalanmayın. Aksine Allah'ın size vaat ettiği cennete kavuşmak üzeresiniz. Ne mutlu size diye müjde verirler. Bunu da paylaşabilirsiniz ve ruhumuz bedenimizin duyması muhtemel etkilerden asla hiçbir surette etkilenmez. O en iyi şekliyle toprağın bağrında bulunmalıdır. Çünkü başka hiçbir şey insanoğlunun vücudunu o şekilde yavaş yavaş efendim kendisine kavuşturmaz. En iyi yer geldiğimiz yere dönmektir. Bunu da anlatırsak çocukların işte cennet hayatının bir öncesi olan kabir hayatı güzelliğini de onlarla paylaşabilir ve onları rahatlatabiliriz. Bu şekilde cevaplar onun için yeterli olacaktır. Rica ederim. Bir soru daha alalım. Buyurun. Sağ olun cümlemizden. Öncelikle emeğinize, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Başkanımız, kültür müdürümüz, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz halkımız, hepimiz adına. Benim burada sormak istediğim şey şu. Şimdi sözleriniz çok kıymetli, çok değerli, söyledikleriniz çok doğru. İnci tanesi kadar değerli sözleriniz. İnşallah. Bizler söylediğiniz şekilde hasbelkadar ilerlemeye çalışıyoruz. Fakat çocukken çok güzel. 3, 5, 6, 7, 8'e geliyor. Sonra ilkokul derken ortaokul. Ortaokula kadar hadi işte namazını kıldı, işte Allah'ı anlattı, güzel değerleri kazandı. Güzel değerler kazandı. Sonra dedik ki tamam oldu. Yani Allah'a bin kere şükürler olsun, başardık. Sonra bir bakıyoruz, yavaş yavaş bir değişimler oluyor. Evet. Ortaokuldan sonra lise yılları, üniversite yılları ve dediğiniz gibi humanist, deist, ateist, farklı fikirler, medyanın dayatması veya işte empoze ettiği durumlar, evet, çevresel faktörler. Evet. Sonra bir bakıyoruz ki bizim emek verdiğimiz inci tanemiz değişmeye başlıyor. Evet. Şimdi bu noktada kalıyoruz. Haklısın. Bu noktadan sonra nasıl davranmamız gerekiyor? Orada benim sorum olacak. Teşekkür değerli ediyorum. Kardeşim, evet. Direkt olarak konumuzla alakalı değil ama yine de bir din eğitimi konusu bu. Bunu da paylaşmamız lazım. Önemli bir soru. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bu ayet çok manidar bir ayet. Ve bu ayeti bize tabiri caizse konu olarak takdim eden Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim'in bir duası var. Ey Rabbim, beni de neslimi de namaz kılanlardan eyle. Bir peygamber düşünün, namaz kılanlardan olması için neslinin Allah'a dua ediyor. Onun nesli Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, peygamber adayları. Fakat neden acaba Hazreti İbrahim bu duayı ediyor derseniz, Hazreti İbrahim'in atası Hazreti Nuh'tan yana bir bilgisi var. Nedir o bilgi? Allah dilemezse, peygamber evladı bile olsa fayda etmiyor, tufanda dalgaların arasında kalıyor. Oğlum, evladım, yavrucuğum sen de gel bin demesine rağmen gelmiyor. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Nuh'un bir baba olarak yüreğindeki sızısını. Yavrucuğum, ya buneyye, oğulcuğum ne olur gel diyor, gelmiyor. Günümüzde de böyle insanlar var. Yani çok değerli insanlar, Hazreti Nuh bir peygamber, o da çok değerli bir insan. Hazreti Nuh'un oğlu gelmiyor, günümüzdeki kişinin oğlu da gelmiyor. Şimdi bu gibi durumlarla biraz önce kaderden bahsettik. Üzerimize düşeni yaptıktan sonra bilelim ki bizim sorumluluğumuz bitmiştir. Ancak üzerimizde düşeni yapma hususunda sadece sizin bahsini ettiğiniz çocukluk dönemi yetmez. Ve
Bazen soruyorlar işte 14-15 yaşlarındaki çocuğum, oğlum, kızım. Halbuki çocukken böyle değildi vesaire anlatıyorlar. Ne yapalım? Bize kapalı, bir şey söyleyemiyoruz filan. Ben onlara diyorum ki seher vakitlerinde kalkın, gözyaşlarıyla Rabbimize dua edin. Hazreti İbrahim'in duasıyla dua edin. Onun hissiyatını siz de yaşamaya çalışın. Onun belirlediği gibi, ey Rabbim sen yardım etmezsen ben bir şey yapamıyorum deyin. Hazreti Nuh öyle dediği için zaten kurtuldu. Yenildim ben ya Rabbi, sen bana yardım et dedi. Biz de yeniliyoruz. İşte etrafımızdaki medyadan bahsediyorsunuz. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki 20 sene öncesindeki gençlere göre şimdinin gençleri daha çok kuşatılmış vaziyetteler. Daha çok el uzatılmaya muhtaç durumdalar. Onlara gerçekten bir şefkatin en güzeliyle, bir emanet duygusuyla yaklaşmak gerekiyor. Hiçbirimiz onlara olan anne babalık şefkatini onlardan esirgemeyelim. Allah yardım etmedikçe, Allah dilemedikçe onlar da hidayete eremezler. Ama bir babanın özellikle duasından bahsediyor Peygamberimiz. Bir babanın evladına duası, bir peygamberin ümmetine duası kadar makbuldür diyor. Ben özellikle babalara, sonra da tabii ki yüreği yanık annelerin, elbette ki Allah gözyaşlarını da, o yürek yangınlığını da mutlaka geri çevirmez. Bizim dua etmemiz gerekiyor. Yapılan araştırmalar şunu ortaya koyuyor. Şeytan gençte anne babam benimle ilgilenmiyor, benim onlar nazarında bir değerim yok gibi kozları çok kullanıyor. Yani yapılan araştırmaları söylüyorum size. Bu gibi çocukların dönüş yapması çok zor. Bizim ne olursam anne babam beni çok seviyor düşüncesini onlarda bizatihi yaşatmamız lazım. Yani bunu kaybetmemesi lazım. Çocuk bazen genç diyelim. Yani şeytan ona Allah'ı unutturuyor ama annesinin kendisini düşünüp üzüleceğini o da düşününce vazgeçebiliyor. Bunu kaybetmememiz lazım. Biz, onlar bize Allah'ın emaneti. Bu sorumluluk çocukluk döneminde bitmiyor değerli kardeşim. Bizim geleneğimizde evlendiriyoruz, torunlarımız oluyor, hala onlarla meşgulüz. Bu kötü bir şey değil, bu iyi bir şeydir efendim. Pekala. Buyur sevgili kardeşim, genç evladımız, seni dinleyelim. Bir mikrofon herhalde gerekiyor. Son sorumuz olsun. Çocuklarla bitirelim. Hocam. Buyurun. Hocam, Allah'ı daha nasıl güzel sevebilir? Ay, işte. Evet, ben senin ne dediğini anladım. Bir de hocam, ben Ramazan'da namaz kılıyorum hocam. Evet. Vakti de hocam ayarlayabiliyorum işte, ödev yapıyorum hocam. Güzel. Şeylerle uğraşıyorum güzel. Hocam. Derslerin var. Oyun da oynuyorum hocam. Pekala. Mesela hocam, ezan işte 4:53 geçe okunuyorsa ikindi. Ben 4:30 hocam falan gibi kılıyorum. Evet. İkindi de işte 6:30 falan gibi kerahate giriyorsa hocam, ben de 6'da falan işte 5:30-6 gibi kılıyorum hocam. Kerahati de biliyor. Annem hocam buna biraz kızıyor hocam. Ne yapmalıyım? Çok güzel. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sevgili Peygamberimiz sizi de çok severdi ya. Kıymetli dinleyenlerim, bu arada kıymetli başkanımız da teşrif ettiler. Allah razı olsun. Bir çok güzel manidar durumu size aktarıp sonra geçeceğim. Peygamberimizin çocuklarla 10 yıllık Medine hayatında çok güzel diyalogları var. Sadece bir son durumu anlatacağım. Efendimiz dünyasını değiştikten sonra, ruhu Rabbine kavuştuktan sonra, onu ahiret yolculuğuna uğurlamak için cenaze namazı kılınıyor. Önce ashab-ı kiramın erkekleri saflar halinde duruyorlar, cenaze namazını kılıyorlar. Sonra ashab-ı kiramın hanımları, annelerimiz, değerli insanlar, onlar da saflar halinde bu cenaze namazını kılıyorlar. Buraya kadar tamam. Bir üçüncü grup cenaze namazı kılıyor. Onlar da Medine'nin ashab-ı kiramın çocukları. Rabbine en son uğurlayan, o peygamberimizi çok seven,
geldiği gün karşılayan, üzerimize ay doğdu diye şiirler okuyan o çocuklar gözyaşlarıyla peygamberimizi uğurluyorlar. Çok manidar bir tablodur bu. Efendimizi en son uğurlayanlar çocuklar oldu. Sevgili yavrumuzun, kıymetli yeğenimizin, evladımızın sorduğu, ben Allah'ı daha nasıl çok sevebilirim, nasıl daha çok sevebilirim diye bir soru sordu. Sen eğer Yüce Rabbimizin isimlerini, sıfatlarını, bizler hakkında düşünüp lütfettiklerini okursan tanıdıkça daha çok seveceksin, bundan emin ol. Tanıdıkça daha çok. Ama ben inanıyorum, sen şu anda bile o yeterli tanımaya sahipsin. Çünkü sen namazını kıldığını söylüyorsun. Zaten orucunu tutuyorsun. Bir insanın namaz kılıyor olması, günde 5 vakit Rabbi ile buluşma zamanı oluşturması sadece sevgiye dayalı bir durumdur. Seni tebrik ediyorum. Peygamberimiz Efendimiz buyurmuş ki, en faziletli işlerden biri de vaktinde namazı kılmaktır. Ve İslam alimleri buradan yola çıkarak araştırmışlar peygamberimizin durumunu. Peygamberimiz ezan okunduktan sonra namazını kılarmış. Demek ki ilk idealimiz ezan okunduktan sonra namazımızı kılmak olmalı. Birinci idealimiz bu olmalı. Fakat diyelim ki sen ders çalışıyorsun, bitirmen gereken son sayfalardasın. Yazıp da böyle hızını almışken bitirmek istiyorsun sayfanı. Okumak üzere olduğun bir kitabın var, onu bitirmek istiyorsun. Sen birazcık vakit geçebilir, saat verdin, işte 4.15'te okunuyor, ben 4.30'da kılıyorum. Bundan yana sana hiçbir ne günah yazılır ne herhangi bir sorumluluk vardır. Sen bir 15 dakika geciktirerek kılabilirsin namazını. Bunda bir mahsur yok. Ya veyahut annen seni bir yere gönderdi, bir görev üzere gittin, biraz geç kaldın. Bunda da bir problem yok. Ama benim sana bir amcan olarak tavsiyem şu olabilir. Mesela bir oyun oynuyorsun diyelim. Ezan da okundu. Oyununu yarıda bırakıp ona devam etmek gibi bir seçeneğin varsa, kaçmıyorsa oyundaki kişiler eğer, sen orada ezan okununca var ya, diyeceksin ki Allah'ım ben seni bu oyundan daha çok seviyorum. Bıraktım oyunu, namazımı kılıp tekrar devam edeceğim. İşte o zaman var ya, eğer görseydik melekler seni alnından öperdi. Neden? Çünkü sen gerçekten Allah'ı seven çok değerli bir evladımız olarak onlar tarafından da takdir edilirdin. Eğer sen bu işi gerçekleştirirsen, mahşer gününde bir büyük çadır kurulacak. Burasını görüyor musun? Ne güzel mesela. Kış olsa burası çok güzel, sıcak bir ortam olacak. Yaz olsa efendim klimalarla serinletilecek. Bu çadır bize böyle abi hayat sunacak sanki. Böyle bir çadır olacak. Onun adı rahmet çadırı, rahmet gölgeliği. Ve oraya 7 grup insan çağrılacak. Bunlardan birisi çocukluğunu ibadetle geçirip gençlik çağına ulaşanlardır. Senin gibiler yani. Onlar işte Allah'ı sevdikleri için oyunu bir kenara bırakan, oyunu ikinci sıraya koyan gençler, inşallah sen onlardan olursun. Ama diyelim ki EBA'dan bir program dinliyorsun, öğretmenin anlatıyor. Sen onu sonuna kadar dinleyip sonra efendim namazını kılabilirsin. Oyunu hiçbir zaman Allah'a olan sevginin işareti olan namazdan daha önemli bilme, olur mu? Pekala. Ben de sana teşekkür ederim. İyi ki varsın. Bu gecenin en güzel efendim neticesi, finali sen oldun. Selam hocam efendim. Siz de iyi ki varsınız. Biz de size canı gönülden teşekkür ediyoruz. En güçlü alkışlar Profesör Doktor Mehmet Eminay hocamız için. Ciğerpare yavrularımız, göz nur evlatlarımız, cennet kokulu çocuklarımız, yüceler yücesi Mevlamızı, Allah'ımızı nasıl tanımalı, nasıl sevmeli ve biz ebeveynler olarak nasıl anlatmalıyız? İşte vesilenizle bu gece bu sorunun cevabını Eyüp Sultan'da almış olduk ve bu anlamlı programın nihayetinde
ev sahibimiz, Eyüp Sultan Belediye Başkanımız Deniz Köken Beyefendi, Profesör Doktor Mehmet Eminay hocamıza hediye takdiminde bulunacaklar. Saygıdeğer başkanımızı güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Evet, kıymetli hazırın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakın şimdi buraya herkes söylüyor. O çocuklar ne olacak, gençler ne olacak? Buraya bu işin duayenini getiriyoruz. İki çalgı getiriyoruz, doluyorsunuz. Buraya Türkiye'nin en değerli hocasını getiriyoruz. Çocuklarla ilgili emek vermiş, bu işlerle ilgili salonu duruyorsunuz. Yani bu işe karar vermemiz lazım. Çocukları seviyor muyuz, sevmiyor muyuz? Bu lafla olmaz. Lafla saydan olmaz. O yüzden bu işe birazcık daha farklı boyuta bakmak, bak o soruyu soracak çocuklar yetiştirmemiz lazım. Bu yaşta o soruyu soruyorsa geri kalanı merak etme, gene devam etsin gitsin. Öyle başlayacak, öyle olmuştu. Bu işlerle biz hepiniz öyle başlarken öyle başladınız aslında. O yüzden bakarsanız bağ, bakmasanız dağ olur derler. Biliyor musunuz bunu? Evet, çocukların sadece yemesine içmesine değil, öbür işine bak. Biz de bu işlerle ilgili aracı olmaya çalışıyoruz. O işlerle imkanlarımız varsa onları buluşturmaya çalışıyoruz. Bir şeyler vermeye gayret ediyoruz. Bizim asli ana unsur değil bizim ama yaşadığımız şehirde, bizden sonraki şehirleri yönetecek olan onlar olduğu için de onlarla ilgili bir takım altyapı çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz. Gerek gençlik merkezlerimize, gerek bilgi evlerinde değerler eğitimi vesaire veriyoruz. Ama bunlar aslında aile ve okulda almalıdır. Normal milli eğitimin ilk 4 yılında almalıdır ve ailede almalıdır. Ben ilkokul 5'teyken hocamız bir münazara yarışması yapmıştı. Yıllar önce bizim Anadolu kasabasında. Çocuğun yetişmesinde aile müdahale etkendir, okul. Ben aileyi seçtim. Birinci gelmiştim o şeyde işte. Bir ay süre verdiler. Röportajlar yaptım. Pazara gittim. Pazarda röportaj yaptım vatandaşlarla. Gittim oraya. İşte müftüye gittim. Kaymakama gittim. Kapısına gittim. Hayırdır dedi kaymakam. Bir yarışma var da ona sizinle ilgili sizinle mülakat yapmam lazım dedim. Allah Allah dediler, gel. Bana çay ısmarladı kaymakam. İlkokul 5. Yani yaptık ve o yarışmada işte ben savunduğumuz konular, değerler var. O kadar lafı nereden bulmuşuz bilmiyorum ama o yaşlarda. Şimdi onun için bu yaşta başlıyor onlar. Bunu yabana atmayın. Bu elbette ki oyun yaşı gibi düşünüyorsunuz ama öyle değil. Geleceğin inşasının birinci. İnşaat yapan var mı aranızda? Müteahhit yok mu aranızda? Ve temel o kadar önemlidir ki, bugün depremde yıkılan binalar temelleri yanlış atılan binalardır. Bu ecdadın yaptığı eserler niye yıkılmıyor zannediyorsunuz? Temeli sağlam. İnsanın da temelinin sağlamlığı çocuklara yapılan yatırımlarla ilgili aslında. Allah'ı niye sevmeniz lazım diye, sen nasıl, ne kadar çok severim, sevmem lazım dedi ya çocuğumuz. Bu eser Mimar Sinan eseri. Biliyor musun bunu Mimar Sinan? Bunu Mimar Sinan yapmıştır. Mimar Sinan aynı zamanda bir alim ama, bir mimar ama, usta ama aynı zamanda bir alim aslında. Bu caminin minaresinin, kubbesinin, en büyük orta kubbenin altına yazdığı ayet Fatır Suresi 41. Yani ben Türkçesini söyleyeyim, hocamın yanında bir şeylik taslamayayım. Diyor ki Allah, muhakkak ki Allah sizler zarar görmeyesiniz diye göğü ve yeri birbirinden ayrı yaratmıştır. Bunu da kubbenin altına yazmış. Niye? Bak bu kubbe. Allah siz zarar görmeyesiniz diye göğü ve yeri birbirinden ayrı yaratmıştır. Eğer bunları birleştirmek icap ederse bunu Allah'tan başkası yapamaz. Onun için Allah'ı fazla kızdırmayın, üzmeyin. Allah halimdir, gafurdur, rahimdir. Sonu böyle bitiyor. Değerli arkadaşlar, gözünü seveyim. Ustamız, taş ustamız bile geçmişte taşın altına bu mesajı vererek yazmış. Hangi taşın altına hangi ayetle cevap verebileceğini düşünen bir medeniyetten gelmişiz buraya. Ondan sonra gecekondularla haşır neşir olmuşuz vesaire. Ağzına sağlık hocam. Teşekkür ediyoruz. Bizim de bu yıl Yunus yılı. Evet. Geçen yıl Allah hem Eyüp Sultan Hazretleri'ne rivayet edildi. Evet. Eyüp Sultan'a gelince Eyüp Sultan niye var?
Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer Belediye Başkanımız Deniz Köken Beyefendi, Profesör Doktor Mehmet Eminay hocamıza hem Eyüp Sultan ve İstanbul şarkılarının yer aldığı özel bir plağı, sonra Yunus Emre şiirlerinin, ilahilerinin yer aldığı bir albüm ve Eyüp Sultan'dan 40 Hadis adlı eseri takdim ettiler. Hocam tekrar çok teşekkürler. Özüne, köküne, değerlerine bağlı sağlam inançlı nesiller nasıl yetiştirilir? Bu akşam bunu dinledik. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.